Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa, yeni oyun videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi uzun süre sonra Mount and Blade, Wabend, Suvarna, Huppi, Mahyotti serimiz kaldığı yerden güzel bir şekilde ve en zor seviyede devam ediyor. Allah izin verirse bu ikinci bölüm olacak bu güzel serimizde inşallah. Evet, önceki bölümde ne olduğunu çok kısa bir şekilde özetlemek isterim oyunu oynamaya başlamadan. Önceki bölümde ilk başta aldığımız görevi güzel bir şekilde bitirdik. Daha sonra arkadaşlar tek tek köyleri gezip asker toplamaya başladım. Ve şu anda Portekiz topraklarında bulunuyorum. Evet, benim amacım bu bölümde ilk başta asker toplamaya köylerden devam etmek olacak. Yeteri kadar asker topladık mı? Amacım haydut grupları yakalayıp tek tek yok etmek olacak. Neden? Çünkü amacım askerlerin tecrübe toplaması ve haydutların bana verdiği malzemeleri alıp satmak olacak. Evet, başarabilirsem tabii ki haydutları teker teker yakalayıp yok etmeyi. Şimdi ilk başta arkadaşa karizma puanı verelim karakterimize. Neden mi diyeceksin? Çünkü karizmatik bir karakterimiz olsun isterim. Hayır, şaka maka. Arkadaşlar, karizma puanı leadership puanının yükselmesini sağlıyor. O da bize lazım. Neden? Grubumuzun daha fazla asker bulundurabilmesi için. Şimdi Nanin köyüne gidiyorum. Neden? Çok basit. Burada gönüllü var mı bakmak için. 5 tane gönüllü bize katıldı. Tabi para karşılığı maalesef. Bedavaya kimse katılmıyor. Aslında gönüllü denmez ama yani de arkadaşlar katılmaları beni sevindiriyor açıkçası. Çünkü hiç kimse katılmazsa biz biraz zor güçleniriz. Çok güzel. Kaç tane asker bulundurabilirim grupta? 48 tane. Tamam. Şimdi buradan böyle devam. Burada köylüler saldırıya uğramış. Yardıma koşsak mı diye düşündüm acaba. Gidişatına bakalım bir. Vallahi köylüleri galiba burada eziyorlar. Veteran köylüler de var aslında. Evet, burada köylüleri yediler. Bunlar bayağı bir güçlü grup gözüküyor. Ama tecrübe toplamam için büyük bir imkan. Hepsi paralı asker. Bunlar büyük ihtimal çok güçlü askerlerdi. Bunları ben yiyemem. Sayısı fazla. Sayısı az olsaydı sıkıntı olmazdı ama sayısı fazla arkadaşlar maalesef. Tamam. Onları biz boş verelim. Yeteri kadar asker topladık. Şimdi amacım arkadaşlar Yuhuri Devleti'nin ait olan topraklarına girmek olacak. Orada güzel bir şekilde küçük gruplara, küçük haydut gruplarına saldırmak olacak. Evet, neden küçük haydut gruplarına? Çünkü arkadaşlar maalesef grubumuz sadece gönüllü askerlerden oluşuyor. Bu da bizim için tehlikeli bir olay. Neden mi? Çünkü eğer ki güçlü bir haydut grubuna saldırırsak bizi yerler güzel. Evet. Dikkat etmek lazım konu. Deminki gruba örneğin bilerek saldırmadım. Çünkü paralı askerlerden oluşuyor ve bu oyunda paralı askerlerin ne kadar güçlü olduğunu hepimiz biliyoruz. Burada korsanlar olduğunu gördüm. Bunlar da korsan. Bak, şuna saldırırsam çok makbul geçer. Ama tek yakalamam lazım. Başarabilir miyim bilmiyorum. Evet, gel buraya. Dutas. Yani çapulcu da. Güzel bir mesele. Ben bunu takip altına alıyorum. Tabi başarabilsem yakalamayı. Çünkü hızlı bir şekilde benden uzaklaşıyor. Ama yakalayabilirim. Eninde sonunda yakalayacağım. O kesin. İstediği kadar uzaklaşmaya kalkışsın. Yakalayacağım. Boşuna kaçıyor bir şey. Gördüğü zaman ne kadar hızlı ilerlediğimi durup bana karşı savaşmak istemesi lazım halbise. Bunlar bizi niye takip altına aldı? Veteran Portekiz Pirat diyor. Yani tecrübeli Portekiz korsanlığı. Bir tane de lider başlandı. 14. Yeriz biz bunları. Onlar da bizden kaçmaya başladı. Niye geri döndü şimdi? İlginç. Take the field diyelim. Bir duruma bakalım. Bulunduğumuz arazi çok güzel aslında. Evet. 4 sıra oluşturuyorsun. Evet, fazla açılmayın. Çoğunluk olmamız bizim için çok güzel. Aslanlarım, biz bu savaşı kazanabiliriz. Uzun menzilde doğru düzgün savaşan bir tane olsun askerimiz yok. Bu iyi değil arkadaş. Tek benim şu anda gördüğünüz gibi. Şimdi Allah bile onunla tüfekleri vardır. Bizi ateş edecektir. Bizimkiler de tek tek düşecekti. Charge mı desem? Yok. Alan şu anda bile. Charge demek doğru olmaz ama charge edeceğim. Charge derken saldıracağım yani. Ama şimdi değil. Bazıdan gördüğünüz gibi mızrakları var. Bu güzel. Ama mızraklar ne işe yarar ki bu savaşta? Düşman atlısı yok gibi gözüküyor çünkü. Arkadaşa fark ettiyseniz daha gelen yok. Aha, şimdi karşımıza çıktı bir tanesi. Abi, uzun mızrağı varmış bunların da. Evet, bildim. Tüfekleri var bunların. Hücum ediyoruz.
Ben biraz uzakta kalıp ateş edeceğim arkadaşa arabesten. Hiçbir şeye yaramadı. Hemen hücum ediyorum. Çoğunluk olmamız çok iyi. Oo, bayağı yediler. Ama bunların ilk kalkanları varmış ha. Bunlardan bize bir şeyler düşerse çok iyi para ederiz. Haberin olsun. Ama istediğim zararı veremiyorum ya. Bu ne böyle ya? Kaç sefer üstüne yürüdüm, indiremedim. Helal olsun adamlar. Bizi bayağı bir güzel bir şekilde indirdi. Ne yapıyor lan bunlar? Katlettiler bizi. Vallahi billahi de katlettiler. Dikkat edin aslanlar, bayağı bizden biri yediler. Hadi lan. O kadar güçlü bu. Aa, atımı yedi. Lan indir indir indir. Vay be. Bu ne lan? ...19 tane adamı mı yemişler? Yazıklar olsun. Bu ne? Ama pişman değilim. Oh! İşte bu. Oh be. Vallahi pişman değilim. Şuna bak, 66 amor. Kalkan, helal olsun. Evet, pahalı pahalı. Bu ne lan? Vallahi ben dur bir. Yani fena değil ama o yok onu tutarım birini. Satarım gerisini. Evet, şunu değiştirmeye gerek yok. Değişeceğim yok. Evet, hepsini al güzel bir şekilde. Güzel. Vallahi güzel arkadaşlar, zırh düştü elimize. Güzel de bir tane şapka düştü. Seviye de yükseldik. Bu güzel. Şimdi seviye puanımızı karizmaya verelim. Leadership'i yükseltebilmek için. Ve son kalan puanlarımızı da tek elli silah kullanma yeteneğine verelim. Evet. Geriye sadece 29 tane askerimiz var kaldı. Para da aldık bir güzel. Şimdi bir kısmını ben arkadaşlar adventure, yani maceracı yapacağım. Yeni kısmını da bestere yapacağım. Paramız bitti. Olsun, sorun değil. Şimdi buradaki bir tane şehri güzel bir şekilde girip arkadaşa satabiliriz elimizde bulan malzeme. Sorun değil. Borçlananım. Sıkıntı olmaz. Lutas'la dalmak isterim aslında ama Lutas derken haydutlardan bahsediyorum. Evet. Bunları da aradan çıkartalım. Dikkat etmek lazım. Karanlıkta ilerliyoruz gördüğünüz gibi. Bir şehri giriş yapıp ama satmam lazım elimdeki bulan malzemeleri. Evet. Ve yakında bulunan köylerden ne kadar... Ah! Karanlıkta saldırmak istemiyorum. Karanlıkta saldırmak büyük bir dert arkadaşlar bana. Ne derseniz deyin. Normalde ben bir kamp kurup beklemek isterim aslında ama. Evet ama saçma olur beklemek. Neden? Bir tane ordu görüyorum yakında. Dur yavaş yavaş, tamam şimdi savaşabiliriz. Sabah oldu. Charge diyorum. Neden? Çünkü çapulcu. Biliyoruz ne kadar güçlü olduğunu. Yanında da bir tane bandit var. Banditin bize sıkıntı çıkaracağını sanmıyorum. Evet. Şimdi ordumuz gördüğünüz gibi biraz da olsa tecrübeli askerlerden oluşuyor. Tabii ama daha arkadaşlar yetmez. Biraz daha tecrübe toplamamız lazım ordunun. Portekiz askerleri fena değil. Bana bakarsanız bayağı bir karizmatik oldum ha. Vallahi billahi. Çok güzel. Ama dikkat etmek lazım yine de. Bana daha iyi silah, daha iyi kalkan. Evet, kalkanımız yok değil mi daha? Nerede bunlar ya? Aa, şurada geliyorlar. Tamam, dalıyorum arkadaşlar. Kimse beni durduramaz bu konuda. Küçük çıplığa da yenemeyecek değilim herhalde. Yani. Aa, nasıl kestim hepsini? Aa! Saldırıyor. Oo! İşte bu. Ha ha ha. Bana ne loot adam. Alak. Satarız. Evet, ne varsa alacağım bu sefer. Yerimiz zaten. Yerimiz kalmadı mı? Kalmadı sorun değil. Tamam, şimdi burada bir tane doğru düzgün şehir yok mu arkadaş? Pahanga mı gitmem lazım? İyi, Pahanga gidek. Paramız var mı şu anda? Var. Asker almak isterdim aslında köylerden ama paramız olduğu halde almayacağım. Neden? Çünkü Lutas Desert. Kime karşı savaşacağım ki burada?
Dur bir. Desert'e karşı pardon, Lutas'a karşı savaşalım ilk önce. Lutas'a karşı, evet. Neden mi diyeceksin? Çünkü onlardan belki birkaçını serbest bırakıp kendi grubumuza katabiliriz. Ondan sonra da birilerini yeriz. Evet, haydutlarla beraber savaşın. Biraz saçma ama arkadaşlar neden olmasın yani. Fırsatı değerlendirmek lazım. Of of of, gerçekten zırhım hoşuma gitti be abi. Vallahi. İleride daha çok korsanlara saldırmak lazım. Tabii yeteri kadar gücümüz olursa. Elle hava hoş, saldırılmaz. Yani dikkat edin aslanlarım. Alan şu anda bizim için güzel. Yaklaşmalarını bekleyeceğim. Ben de o sıra ateşe. Taşı kim atıyorsun lan sen? O ağlı taşı kafana atarım ha. Dalıyorum. Ne taş maş atmayı biliyorsunuz ama. Allah. Gel gel gel, seni de keseceğim. Havalı bağırı açık gezmek kolay tabii ki. Kalkanlı zırhlı daha iyi. Aslanlar savaşacak ya. Yani. Arkadan 41 zarar verdim düşmanı. Bir şey değil. Bekle. Hemen gel gruba. Çünkü savaşacağız. Şimdi bunları yiyelim arada. Evet. Evet. Bırakmayacaktınız ordunuzu ya. Şimdi yedim sizi. Hadi aslanlarım. Sıradakini yiyelim. Bunlar birbirini yerken ben de katıldım. Şimdi ikisini birden yiyorum. Bir taşla iki kuş vurdum. Güzel valla. Taktiksel anlamda gerçekten kafam çalıştığını arkadaşı yeniden tanıtmış oldum değil mi? Ne demek şimdi ya? Boş boş konuşuyorum, affedin. Oyun gerçekten hoşuma gidiyor benim için şu an. Oho, uzakta nasıl mahvetti onu? Ne oldu, pijamanı giyip de mi savaşak alanına geldin genç? O nasıl kılıç? Demeden güzel bir şekilde indireverdim. Evet. Oo, Malay Footman'ın birini yedi, son değil ya. Aradan çıkartacağım. Çok güzel. Kaç tane bunlar ya? Pardon, 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 size kılıç sallamak istemiyordum, affedin. Hayır, ne kaçacağım be? Allah Allah. Oo, bir tanesini yemişim. Sorun değil. Kurtaramıyoruz. Ama devam ediyoruz. Bu ne? Kalkan. Atın üstünde kullanamıyormuşum ama kalkan kalkandır arkadaşlar. Alacağım ben bunu. Burada biriyle değişelim şöyle. Bu neymiş? Bilmiyorum ama. Çok güzel. Şimdi Pahang'a gidiyoruz. Dur dur. Onlar niye bana doğru yürüdü? Onlara saldırmak isterim aslında. Evet, saldıracağım. Neden mi? Çünkü yanlarında birkaç tane gönüllü var. Onlar gönüllü diyorum. Pardon. Tutsak var. Onları kurtarıp kendi ordumuza katabiliriz. Halbuki o kadar çok asker telfi edilmeyi bekliyor ki. Ama para yok işte. Ama satıp birazdan para kazanacağız. Sıkıntı yok yani. Evet, biraz maalesef orduya da borçlandık. Sıkıntı değil ama. Durup bekledim. Neden? Şu şanlı orduma bakmak için arkadaşlar. İleride tabii ki Osmanlı ordusu, karışık Japon ordusu kurmak istiyorum. Bunu yorumların birinde okumuştum. Japon Osmanlı ordusu karışık bir şey kurabilir misin abi diye. Yazmış biri, sağ olsun kardeşimiz. Olabilir, neden olmaz valla. Güzel bir oyun çünkü. Portekizli evlen da karışabilir ordumuza. Şimdi hepsini güzel bir şekilde kılıçtan geçirmeye çalışacağım. Bir. O taşı kim atıyorsun lan sen? Taş maş atıyorlar. Baba baba. Senin taş atışınızı yiyeyim lan. Tek başıma yerim sizi lan. Tabi lootasınız yani, normal çapulcu bir tane yapabilirsiniz falan, kolay bunlar yemek. Gördüğünüz seviye zıpladı. Baba baba, blok öğrenmiş. Blok nereden öğrendin genco? Ha, şimdi sayımız yükseldi ya. Bak. Askerlerim. Yemediniz mi onu? Biri öldü sayenizde. Allah'ım yarabbim ya. Ne kadar çok kan döküldü ya. Birini daha kaybettik gerek. Ama olsun, iki tane kazanmış olduk. Çok güzel. Bir işe yaramaz. Yerimiz yok çünkü. Hemen buradaki. Hii, geliyor. Geliyor geliyor. Çabuk çabuk çabuk. Ne yapma? Wow wow wow. Wow. Everything has a price. Even your life. Savaşmak istemiyorum ya. Bırak birkaç askeri. Uç. Oy. Ya o dedi asker gitti ya. 6 tane asker veda etti bize. Üf,
Affetsin artık grup, ne yapayım ya, Allah Allah. Şimdi satalım bunları. Bayağı bir para alacağız. Ne parası mı yok bunların? Dur ya, ne yaptı bunlar, böyle para yok diyor. Dur o zaman, geri toplayacağım malzeme. Neyi, niye ödeyim ben? Bana ait olmayan bir şey mi aldım yanlışlıkla? Öyle gözüküyor. Tamam, bunları burada sattık. Sakin olun atlar. At almaya gelmedim, affedin ama. Amacım malzeme satmak burada. Neymiş ki ya? Baya pahalı bir şeymiş bu ha. Dur bir. Önce bunu satak. Aa, tamam boş ver. Evet evet. Sonra değil. Ha, zaten buradan gittik. Şimdi buraya satak malzeme. Burada baya bir para. Direkt buraya satacaktım hepsini, görüyor musunuz? Yiyeceğimi de mi sattım? Vallahi öyle geldi. Son değil. Burada şöyle bir şey alalım. Pilav alalım. Evet, pilav yesin bizimkiler bir güzel. Şöyle. Bir şey daha alacağım. Biraz daha pilav alalım. Köylerden alırız ya. No, no olmaz diye aldım şimdi. Bir taverneye girmek isterim. Sizin paralı asker falan alma ihtimalim var. En son bunu trafik falan. Yok, o neydi lan? O kimdi öyle lan? Dur, yok. Onu merak ettim ben. Onu görmeden. Ha, tamam. Şey, kaçakçı. Evet. Bundan ben buradan bir sürü uzaklaşmasını bekleyeceğim galiba. Evet. Dur, hay pardon. Benim amacım gemiye binmek değildi. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Yakında bulunan köylerden asker toplamaya bakacağız. Paramız var zaten yeteri kadar şu anda. Sadece terfi etmek isteyen askerlerimiz var. Bunu bakalım, bakayım nasıl bir şeymiş. Tüfekli asker oldu, güzel. Pikeman. Veteran footman olan var. Çok güzel. Ben de tabii ki terfi ettim. Karizma puanına yatırım yapmaya devam ediyorum. Bakıyorum. Athletics fena değil aslında. Riding istiyorum. Evet. Riding'a arkadaşa puan verdim. Daha iyi atabilmek için. Crossbow kullanayım son zaman. Onun için crossbow'a puan verdim. Çok güzel. Yeteri kadar paramız var. Biraz buradan gönül toplayalım. Bunlar bize doğru geliyor. Bunlar sayımız yetmeyebilir. Hemen kaçıyorum onun için. No, no olmaz arkadaşlar. Confederation of Sand States Kingdom Maximus barış anlaşması imzalanmış. Tamamdır. Tamamdır. Hemen beni takip et değil mi? Allah Allah. Kaleye giriş yapalım. Burada bekleyelim bir süre. Parayı öderim arkadaş. Karanlıkta bu bölgede ilerlemek istemiyorum. Ormanlık bölge arkadaşlar. Vallahi çok yavaş da ilerleriz. Büyük bir sıkıntı yaşayabiliriz. Evet. Güçlü olabiliriz ama yeteri kadar askerimiz yok şu anda. Banditler saldırısı altında. Tamam, yardımcı olalım. 16 tanesini rahat bir şekilde yiyebileceğimizi düşünüyorum. Nerede lan ha? Köylerde. Oh, köylere bak, ineklere binmişler. Ay yesin de, ineklere binip de mi savaşıyorsunuz? Helal olsun be. İnek fighters. Pardon, inek değil bunlar. Boğa. Evet. Boğalara. Boğa fighters. Go. Taş atın. Hadi aslanlarım. Köyler falan çok güzel iş çıkarıyor şu anda, gördüğünüz gibi. Ben de iş çıkaracağım. Nasıl mı? Şuradan dalacağım. Gizli yiyeceğim. Ah, olmadı. Sorun değil. Oo, engelledi. Vay 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 sen ha. Araya girmeyecektim ben. Bizimkiler çabuk geçer diye. Aradan kaçtım arkadaşlar çünkü burnum kaşındı. Evet. Can kaybettim de değil, burnum kaşındı. Ah! Onlar da inekli adam geçti. İneklerin üstüne zafer!
Pardon. Yok, almayacağım. Evet. Kimse katılmak istemiyor. Mülo. Neden almadım diyesiniz? Çünkü böylelikle arkadaşlar onur kazanmış oldum. Yani onur da önemli bir şey. Evet, değerlendiriyoruz. Vay be, bayağı güçlü askerlere sahip olmaya başladım. Bu güzel. Ama asker sayımız gittikçe azalıyor. Köylere uğrayıp asker toplamam lazım. Evet. Daha görev almayı düşünmüyorum şu ara arkadaşlar. Daha görev almayı. Bir şey soracağım. Benim atım nerede lan? Atım nerede benim? Durdu kafa. At mı öldü? Vallahi at öldürmüşler. Ulan ne yaptınız ya? Ayıptır yaptınız ya. Atsız nasıl geziyorum ben şimdi ya? Akşam buldum. Buralar sakinmiş. Burada da kamp kurmak güzel olur aslında. Sen kimsin lan? Şşş, bana dokunma yemin ediyorum. Yohore'ye de ait buralar değil mi? Evet, Yohore devletine ait olması çok güzel bir şey. İyi, burada sakin ya. Fazla tehlikeli değil. Burada böylelikle bir şeyle yapabiliriz. Örneğin asker toplamak gibi. Geç oldu mu yatayım? Çin köyü var burada. Burada Çin askerleri toplayabilirim ama lazım değil. Evet. O ne lan? Şş, hayır, bir devlet yapma. O takip altına aldıysa bizi sıkıntı var. Evet. Şimdi Kota Bahure'ye gidiyoruz bakayım. Burada tamam iyi güzel de ben burada tedirgin oldum. Mecburum buraya geri dönmeye. Kamp kuracağım. Büyük ihtimal takip etmiyordu beni diye düşünüyorum. Can dolduğumu soruyoruz böylelikle. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Ya onlar onda durma sıkıcık ya. Ben amacım Yala'ya gitmek değil. Orada Yala'da ne meşhur? Yalamak. Dondurma. Yalamak. Affedin saçma sapan konuşuyorum yine. Yala deyince bir şaka yapayım dedim yalamakla ilgili ama başaramadım. Evet. Çok güzel. Şimdi vaktimiz dolmuş. Evet. Arkadaşlar affedin vaktimiz doldu. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önümüzdeki bölüm amacım asker toplamaya devam etmek olacak. 55 tane asker bulundurabiliyoruz bordumuzda. Bu güzel bir şey. Başarabilirsem 55 tane asker bulundurmaya bakacağım. Daha sonra haydutlara dalmaya devam edeceğiz. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Allah'a